Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversitedeyim 24. testteyiz. Karma testteyiz arkadaşlarım. Sayfa numaraları 152 ve 153. İlk sorumuzla başlayalım. ABC ardışık çift doğal sayılarmış. A küçük B küçük C. Ve 3B eşittir 6 çarpı C eksi A. Bir kere bunlar çift doğal sayı oldukları için C'den A'yı çıkardığımız takdirde 4 kalır. 6 kere 4 bize 24'ü verir. 3B 24 ise B 8'dir. Şimdi B 8 ise A otomatikman 6'dır. C de otomatikman 10'dur. İşte bunların toplamı sorulmuş. 3 kere 8'den 24'ü bulabiliriz. Cevabımız D seçeneğiydi. Devam ediyorum ikinci soruyla. Bir doğal sayının bazı rakamları silindiğinde kalan sayıya silik sayı denir. Örneğin 3 basamaklı 347 sayısının onlar basamağındaki rakam silinirse, yani 4 silinirse 37 sayısı kalır. Bu sevgili arkadaşlarım silik sayı 2 basamaklı 37 sayısıdır. 4 basamaklı bir doğal sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar, şimdi şöyle 4 basamaklı bir sayı birler ve onlar basamağını sildiğiniz takdirde sevgili arkadaşlarım oluşan silik sayı, yani şurası yüzler ve binler basamağındaki rakamlar silinince oluşan silik sayıya eşit oluyormuş. Yani şöyle, şimdi şunları ve şunu ve şunu siliyoruz ya, yüzler ve binleri silersek de aynısı oluyor diyor. Yani o zaman şöyle düşüneceğiz biz. Mesela bu 4 basamaklı sayı şuraya yazalım. AB sayısı kalıyor. Bunları silince de AB sayısı kalıyormuş. Yani bu sayı böyle. 4 basamaklı bu sayıda hangi rakam silinirse silinsin oluşan sayı 9'la tam bölünüyor. 111 ile tam bölünmemekteymiş arkadaşlar. Pekala, şimdi bu AB 4 basamaklı sayısı aslına bakarsanız, şunla şunu toplarsanız sevgili arkadaşlar 1010 tane A yapar. B ile şuradaki B'yi toplarsanız da, çözümleyerek topluyoruz tabii ki, 101 tane B yapacaktır. Ve 101 parantezinde 10A artı B'dir. Yani aslına bakarsanız 101 çarpı AB 2 basamaklı sayısından bahsedilebilir burada. Pekala, şimdi bu sayımız sevgili arkadaşlarım 9'da tam bölünüyor. 111 ile tam bölünmüyor ki zaten şu an 101 olduğu için burası 111 ile bölünmeyecektir. AB 2 basamaklı sayısını 9'da bölünmesi şartını arayacağız. 4 basamaklı bu doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle buradaki AB 2 basamaklı sayısının rakamları toplamı 9'un katı olduğu için 9 olabilir. Tamam. Rakamları toplamı 9 olabilir. A ile B'nin toplamı. Şimdi A ile B'nin toplamı 9 ise bununla bunun toplamı da 9 olacak. O zaman bizim tamamının toplamı 18 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 3. soruyla. X, Y ve X artı Y asal sayılar olmak üzere. Ki burada aklımıza ilk 2, 3 ve 5 geliyor arkadaşlar. Y büyüktür X için. Her zaman doğru olan soruluyor. Şimdi mesela Y X'den büyük. Evet, 3 2'den büyük için 3 eksi 2 asaldır demiş. Her zaman doğru değildir. Çünkü 1 geliyor. 1 asal değildir. X kere Y çifttir denilmiş arkadaşlar. Burada 2 kere 3 çift geliyor. 6 geliyor. Pekala. O halde doğru. X üzeri Y ve Y üzeri X tektir. Şimdi X üzeri Y 2 üzeri 3'ten 8. 3'ün karesi de 9. Topladığınız 17 geldi. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani cevap E şıkkında verilmiş arkadaşlar. Devam. 4. soru. ABC. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı bir doğal sayı. Bakın rakamları birbirinden farklıymış. ABC'nin 9'da bölümünden kalan A. O zaman şunu söyleyebilirim ki B artı C kesinlikle ama kesinlikle 9'un katı. Çünkü B artı C 9'un katıysa kalan sadece A olur. Rakamları toplamından bahsediyoruz. ABC'nin 5'te bölümünden kalan B'ymiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 5'te bölümünden kalanı elde edebilmek için ne yapıyoruz? C'ye bakıyoruz. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Örnek veriyorum. C 8 ise 8'in 5'te bölümünden kalan 3 olduğu için B 3 olur. Yani aralarında 5 fark olacaktır. O halde ben şunu söyleyebilirim. C sayısı B sayısından 5 fazladır diyebilirim. Pekala. ABC'nin 4'te bölümünden kalan da A'ymış. Yani BC 2 basamaklı sayısının 4'te bölümünden kalan da burada bize A rakamını veriyormuş sevgili arkadaşlar. ABC'nin 6 ile bölümünden kalan soruluyor bize. Şimdi öncelikle C eşittir B artı C'ydi, bunu biliyoruz. C eşittir B artı C ise mesela ben burada bunu 0 seçersem bu 5 olur. Bunu 1 seçersem 6 olur. 2 seçersem 7 olur, 3 seçersem 8 ve 4 seçersem burası 9 olacaktır. Şimdi BC 2 basamaklı sayılarına bakalım. 0, 5 2 basamaklı sayı değildir. 16 2 basamaklıdır. 16. 27 2 basamaklıdır. 38 2 basamaklıdır. Ve 49 2 basamaklıdır. Burada BC adaylarını bulduk şu an.
Bunu 4'e böldüm, kalan 0. Bunu 4'e böldüm sevgili arkadaşlarım, kalan 3 oldu. Bunu 4'e böldünüz, kalan 2 oldu. Bunu 4'e böldünüz, kalan 1 oldu. Bunlar da A adayları. Çünkü 4'e bölümden kalan A'ydı. Unutmayalım. Şimdi şu sayının da 9'da bölümden kalan A'ydı arkadaşlar. Mesela biz burada A'yı 0 bulduk ya, A 0 olamaz. A 1, 2 veya 3'tür. Şimdi o halde ABC sayısını düşünüyoruz. ABC sayısını düşünüyoruz. ABC sayısı için eğer 3 ise 327 yapar bakın. 327. Eğer 2 ise 227 yapar. 1 ise de 149. Şurası 238 aslında, özür dilerim. Şurası 238 arkadaşlar. 238, 149. Şimdi şunun 9'da bölümden kalan 3. Evet, A'yı veriyor. Bunun 9'da bölümünden kalana bakmamız gerekiyor. 9'da bölümünden kalan da, bu arada şurada bir hatamız mı var diye düşünüyorum. 3'e 8 değil arkadaşlar burası. Özür dilerim. Yanlış bir şey yapmış mıyız acaba? Yok, yapmamışız. Zaten 9'un katı olanları seçecektik. Seçmemişiz. Şu ikisi 9'un katı. 3 ile 8'in toplamı 9'un katı değil. B artı C 9'un katı olacaktı. 4 ile 9'un toplamı 9'un katı değil. Demek ki bizim sayımız 327. İşte bu 327'nin 6 ile bölümünden kalan soruluyor. 5 defa var. 30 çıkardınız 2. 27'nin içerisinde 6, 4 defa var. 24 çıkardınız 3. Kalan kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Yani 4. sorumuzun cevabı D seçeneğiymiş. Güzel soruydu mesela. 5. soru. AB ve BA, iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, dik kenarları AB ve BA santimetre olan bir kartondan 10 tanesi her komşu ikisinin iki köşesi çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiş arkadaşlar. Yan yana şu şekilde konulmuş. Oluşan şeklin çevresi de 444 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi AB ve BA sevgili arkadaşlar bunların kenarlarıydı. Mesela şurası AB ise burası BA olsun. 10 tanesi birleştiriliyorsa şurada 10 tane AB var. 10 tane de burada, 20 tane AB iki basamaklı sayımız var. Artı BA ve BA olmak üzere 2 tane de BA'mız var ve bunların toplamı 444'müş. Şimdi 2'ye bölerek başlayalım. 10 çarpı AB eşit artı bir tane de BA'mız var. 222 yapar. Çözümlerseniz eğer şurası 100A artı 10B yapacaktır. Artı şurada da 10B artı bir tane A'mız var ve burası da 222'ymiş dedik. 100A ile A'yı topladınız. 101A artı şurayı da toplarsanız 20B gelir. Eşittir 222. Şimdi ben burada tek bir ihtimalle A'yı 2, B'yi de 1 seçmek mecburiyetindeyim. Çünkü burası 202, 20 daha 222 yapar. A 2'ymiş, B de 1'miş. Alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi B 1 ise bakın şurası 12 olur. Şurası da AB'ydi ya, bu da 21. Şimdi 21'den kaç tane vardı? 10 tane, yani 210 olur burası. 12 ve 210. Bunları çarparsak alanı buluruz. 210 ile 12'yi çarpacağız arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 420, 1 ile çarparsanız 210, toplarsanız cevabı bulursunuz. 0252, 2520 bize alanı verecekti. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı 5. sorumuz. Devam, 6. soru. 6. sorumuz için şu kısmı silelim arkadaşlarım. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, 2 basamaklı AB sayısı kutucuğun içerisine girdiği takdirde AB 2 basamaklı sayısından bunun rakamlarının çarpımı çıkarılıyor ifadesi tanımlanıyor. Buna göre 10'dan başlıyor, 99'a kadar olan toplamın değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi biraz meşakkatli bir soru. O yüzden dikkat dinlemede fayda var. 10'dan başlarsanız 10 eşittir. Yani onun içerisine alırsanız eğer şöyle diyelim. Bu 10'dan rakamları çarpımı, yani bir kere sıfırı çıkarırsınız 10 dersiniz. Daha sonrasında 11 olursa 11'den bir kere 1'i çıkardınız yine 10 geldi. 12'den bir kere 2'yi çıkardınız yine 10 geldi. Bu nokta 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 artık 19'dan bir kere 9'u çıkarırsanız eğer yine 10 gelecektir. Bunların da toplamı bize sevgili arkadaşlarım 10'dan kaç tane var? 10 tane var, o zaman 100'dür. Şimdi ikilere geçersek, yani 2 ile başlayanlara geçersek 20 diyelim. Maviyi de alalım karışmasın. 20 eksi 2 kere 0 bize kaçı verir? 20'yi verir. 20, 21 eksi 2 kere 1 bize 19'u verir. 22 eksi 2 kere 2 bize sevgili arkadaşlarım 18'i verir. Bu da nokta 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 diye gidersek en son 29 eksi 2 kere 9 dersek 29'dan 18'i çıkardınız ve 11'i buldunuz. Şimdi bunları nasıl toplarız 11'den 20'ye kadar? Dikkat dinleyin. 10 tane sayı var ya. İlkiyle sonuncusunu toplayın, 31. 5 ile çarpıyorsunuz. Bu da bize 155'i veriyor. Tamam. Çünkü 10 tane sayı olduğu için ardışık. İkişerli gruplar halinde topladığımız takdirde bakın şunun şununla şunun toplamı
bize 31'i verir. Bunun bir üstünde 12 vardı. 19'da 12'nin toplamı da bize 31'i verir. Bu şekilde 5 tane 31 elde ederiz. Tamam, güzel. 155'i bulduk. Şimdi 3'lere bakalım. 30 eksi 3 kere 0 dediniz. Bu bize 30'u verdi. 31 eksi 3 kere 1 dediniz. Bu da sevgili arkadaşlarım 31 eksi 3'ten 28'i verir bize. 32 eksi 3 kere 2 derseniz 26'yı verir. Nokta 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 dediniz. 32 bu değil 39 eksi 3 kere 9 27 yapar. Çıkarırsanız da burada ne gelir arkadaşlarım? 12 gelir. Şimdi ikişer ikişer azalarak 12'ye kadar gelmiş. 10 tane sayı var burada. 30'da 12'yi topladınız 42. O zaman bunun da sonucu 42 kere 5'tir. Yani 200. Şurayı düzgün yazalım. 42 kere 5 de bize 210'u verir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Şu. Buradan buraya 55 artmış. Buradan buraya 55 artmış. Her bulduğumuz 55 artacak o zaman. O zaman biz bir de gelin 9'lara bakalım. Çok uğraşmayalım. 5'er 5'er artı artı gidiyor. Biz bunların toplamını bulacağız çünkü. 9'lara bakacak olursanız nokta 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 diyelim. 90 eksi 9 kere 0 bize 90'ı verir. Hemen son terimini bulalım bir de. 99 eksi 9 kere 9. 99'dan 81 çıkarsa 18'i verir. İlk terimle son terimi topladınız. 108. 108'i 5 ile çarptınız. 540 da sevgili arkadaşlarım son toplayacağımız sayı 55'er 55'er artan sayılarda. Şimdi burada onlardan başlayıp 90'lara kadar gittiğimiz için 9 tane terim var. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 540, ilk terim 100 oldu arkadaşlar. Olay bu. Pekala, o zaman 9 çarpı, bakın şurası 640 yapar, 640'ı 2'ye bölerseniz 320 gelir. 9 kere 320 de 2700 artı 180'den bize 2880'i verir. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Evet, 152. sayfamızda bitirdik. Geçtik 153. sayfamıza, 7. sorumuz. N2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere K'nın x ifadesi şuymuş. X doğal sayısının n doğal sayısına bölümünden kalan, x'in n'ye bölümünden kalan anlamına geliyormuş. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ABC, CAB ve BCA 3 basamaklı sayıları için ABC'nin 4 ile bölümünden kalan 3'müş arkadaşlar. CAB'nin 5 ile bölümünden kalan 0'mış. Şimdi bunlar 3 basamaklı sayılardı. Demek ki o zaman B kesinlikle ama kesinlikle 5. Niye 5? Çünkü 0 olursa 0 ile başlayan bir 3 basamaklı sayıya ihtiyacımız olacak. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla B5 ise bakın şurası A5C'dir. İşte bu 3 basamaklı sayının 4 ile bölümünden kalan 3 ise sayının son 2 basamağının 4 ile bölümünden kalan da 3'tür demek. 50 küsürlerde olup da 4 ile bölümünden kalan 3 olan hangi sayılar var diye bakacağız. Bunlar arkadaşlar 51 olabilir. Yani A51 olabilir. A55 olabilir. Ve 4 daha eklerseniz A59 olabilir tabii ki. Pekala, şimdi burada rakamları birbirinden farklı demiş mi? Demiş, bakın birbirinden farklı. O zaman A55 tabii ki olamaz. Bu A51 veya A59'dur. Yani C dediğimiz sayı ya 1'dir ya da 9'dur. Şimdi karşımıza iki türlü ihtimal çıkacak. Ben B'nin kesinlikle 5 olması gerektiğini buldum. B5, C1 ise, bir de B5, C9 ise diye ihtimallerimiz olacak arkadaşlar. Bu ihtimalleri değerlendireceğiz şimdi. A'yı bulacağız yani. BCA'nın 9'da bölümünden kalan 7 demiş. Şimdi BCA sayımız burada 510A'dır. Ya da sevgili arkadaşlarım 590A'dır. Bunun 9'da bölümünden kalanın 7 olması için uğraşıyoruz. 9'da bölümünden kalan 7 olabilmesi için 5'te 1'i topladığımız 6. 7 kalanını vermesini istiyoruz. Ki 9'un üzerine 7 eklerseniz sevgili arkadaşlarım 16 yapar. Bunların toplamının 16 olabilmesi için A'nın 10 gelmesi şart. Ama A bir rakamdı. Ya hocam 1, 1 olabilir işte, toplamı 7 yapıyor. 9'da bölümden kalan da 7'dir ama rakamları birbirinden farklı değil. O halde bu ihtimali eledik. Geçtik sağdakine. 9 zaten 9'un katı. O halde ben A'yı 2 seçersem, bakın 5 ile 2'nin toplamı böylelikle 9'da bölümden kalanı 7 verir. Yani o halde A 2'ymiş, B5'miş, C'de 9'muş arkadaşlar. Bunların çarpımı bize 90'ı verir. 90'ın 7 ile bölümünden kalanı merak ediyoruz şimdi de. 90'ın 7 ile bölümünden kalan da sevgili arkadaşlar 6'dır. Çünkü 84 tam bölünür 7'ye. O halde cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz 7. sorumuz için. Güzel soruydu. Devam ediyorum 8. soruyla. Fibonacci dizisi ilk iki terimi 1 olan ve daha sonraki terimleri kendisinden önceki son iki terimin toplamı şeklinde yazılabilen bir dizidir. Mesela burada 1, 1, ilk iki terim 1. 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3, 3 ile 2'nin toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 8 ile 5'in toplamı 13, 8 ile 13'ün toplamı 21 gibi devam edecek. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere. Fibonacci dizisinin ikinci terimi anlamına geliyormuş bu.
Bu da sevgili arkadaşlarım y üzeri Fibonacci dizisinin ikinci terimi ifadesinin değerine eşitmiş. Örneğin 3, 4. Şimdi Fibonacci dizisinin dördüncü terimine bakacağız arkadaşlar. Şöyle silelim şurayı. Fibonacci dizisinin dördüncü terimi burada 3'tür. Dolayısıyla 3 üzeri 3'ten 27'ye eşittir bu. Fibonacci dizisinin altıncı terimi 8'dir. Dolayısıyla burası 2 üzeri 8'den 256'dır diyoruz. Şimdi Fibonacci dizisinin yedinci terimi lazım bize. Hemen şuraya bakıyoruz. 4, yedinci terim 13. Dolayısıyla burası neymiş? 9 üzeri 13'müş arkadaşlar. Bölü. Burası da 27 üzeri k ve bize 9'u verecek. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. 9 dediğimiz şey 3'ün karesidir. Yani şurası 3 üzeri 26 yapar. Bunu ben 27 dediğimiz şey de 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3'ün. Burada k dediğimiz şey Fibonacci dizisinin k'nıncı terimi olacak. Fibonacci dizisinin k'nıncı terimi diyelim. Eşittir 3'ün karesine eşit olacak. Şimdi 3 üzeri 26'yı neye bölersem 3'ün karesine eşit olur? Tabii ki 3 üzeri 24'e. 3 üzeri 24'e. Yani burası kaç olacakmış? 24. Pardon. 3 ile şunun çarpımı kaç olacakmış arkadaşlar? 24 olacakmış. 3 kere k'nıncı terimin çarpımı 24 ise k'nıncı terim 8'dir. 8 kaçıncı terim arkadaşlar? 6. terim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. terim. O halde k değerimiz kaç olacakmış bizim? 6 olacakmış sevgili arkadaşlarım. 8. sorumuzun cevabı da Adana seçeneği demiş olduk. Geçtim 9'a. Bir miktar topun her biri üzerine birer tane iki basamaklı sayı yazılarak bir torbaya atılıyor. Ali, Burak ve Can isimli 3 arkadaş torbadan birer tane top çekiyor. Pekala. Herkes kendi çektiği topun numarasına bakıyor. Diğerlerinin çektiği topun numaralarına bakmıyor. Üçü de birer top çektikten sonra aralarında şöyle bir konuşma geçiyor arkadaşlarım. Ali demiş ki benim çektiğim topun üzerinde yazan sayının 3 tane pozitif tam sayı böleni vardır demiş. Şimdi Ali'nin 3 tane pozitif tam sayı böleni var çektiği topun. Bir sayının 3 tane pozitif tam böleni olabilmesi için o sayı sevgili arkadaşlarım bir asalın karesi olmak zorunda. Ali böyle bir sayı çekmiş. Neden asalın karesi? Çünkü şunu 1 artırdığınız zaman zaten 3 yapar. Tamam. Burak'a bakıyoruz. Burak demiş ki o halde ben Ali'nin çektiği topun üzerindeki yazan sayıyı buldum demiş Burak. Can da diyor ki bu durumda benim çektiğim topun üzerindeki sayı sizin çektiğiniz topların üzerindeki sayıların toplamıdır denilmiş. Bu durumda benim çektiğim topun üzerindeki sayı sizin çektiğiniz topların üzerindeki yazan sayıların toplamı. Tamam, güzel. Buna göre Ali, Burak ve Can'ın çektikleri topların üzerindeki sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım birer tane iki basamaklı sayı yazılarak torbaya atılıyordu bakın. Yani bizim sevgili arkadaşlar 3 tane topumuz var. 3 tane topun üzerine iki basamaklı sayılar yazdık. Bunlar da 3 tane top çekti. Şimdi burada anahtar yer neresi diye düşünecek olursak Burak diyor ki o halde ben Ali'nin çektiği topun üzerine yazan sayıyı buldum diyor. Şimdi Ali'nin çektiği topun üzerine yazan sayı ne olabilir? 2 basamaklıydı ya. 5'in karesi olabilir 25. 7'nin karesi olabilir 49. 11'in karesi yani asalın karesi 121 olur, 2 basamaklı olmaz. Yani Ali'nin çektiği topun üzerinde ya 25 yazıyor ya da 49 yazıyor. Şimdi Burak şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki aa diyor ben de Ali'nin topun üzerinde yazan sayıyı buldum diyor. Nasıl bulabilir? 2 tane ihtimal varken nasıl bulabilir? Demek ki Burak da bunlardan birini çekmiş. Mesela Burak 25'i çekmiş. 2 basamaklı sadece 49 kaldığı için geriye. Demek ki Burak'ınki de 49'muş. O zaman Can da bunların toplamıymış. Vermiş o tiyoyu. Bunların toplamı ne yapar peki? 74 yapar. İşte Ali, Burak, Can'ın çektikleri topların üzerindeki sayıların toplamı. Şurada zaten 74 yapıyordu. 74 de burada var. 148 yapar. Cevap D seçeneği olur. Çok güzel soruydu. Devam ediyorum. 10. sorumla sevgili arkadaşım. Bir sayının A eksi ile çarpımına sayının A katlanışı denir. Örneğin 5 sayısının 2 katlanışı demek 5'i 5 eksi 2 ile çarpmak demektir. 15'tir. İşte burada sevgili arkadaşlar 15, 5'in 2 katlanışıdır. X pozitif sayısının A katlanışı yani X çarpı X eksi A. Y pozitif sayısının B katlanışına yani Y çarpı Y eksi B'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu sırada X artı Y de A artı B'ye eşitmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar şurada x eksi a ve y eksi b'lerimiz olduğu için şu a'yı bu tarafa gönderelim bir kere. X eksi a eşittir. Bakın y'yi sağ tarafa gönderirseniz b eksi y olur. Şimdi şurada x eksi a gördüğümüz yere b eksi y yazılabilir tabii ki. X çarpı b eksi y eşittir. Y çarpı y eksi b dedim. Bakın b eksi y ile y eksi b birbirinin eksilisi. Dolayısıyla ben bunları götürürsem başına bir eksi kalır. Eksi x eşittir y. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. X pozitifmiş, Y de pozitifmiş. X de Y de pozitifse böyle bir şeye imkan yok.
Demek ki sevgili arkadaşlarım, bu eşitliğin bir tarafı mutlaka sıfır olmalı. Bir taraf mutlaka sıfırsa şunu söyleyebiliriz. Mesela burada x sıfır olamaz pozitif, y de sıfır olamaz pozitif. O zaman x eksi a kesinlikle ama kesinlikle sıfır. Bir de y eksi b kesinlikle ama kesinlikle sıfır. Yani x a'ya eşit, y de b'ye eşit. Y'nin b'ye eşit olduğu bilgisi verilmemiş ama x'in a'ya eşit olduğu bilgisi verilmiş. Cevabımız c seçeneği olacaktı. Evet, 153. sayfamızın da çözümünü bitirdik. Sonraki videolarda özellikle fark atıyorum videosunda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.